Rize'nin Fındıklı ilçesinde öğretmen evi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan, sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren Savaş Dalan Çıkar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalan Çıkar'ın tutuklu olarak yargılanmasına, ve duruşmayı 1 Nisan 2021 tarihine erteleyerek bu süre içerisinde yeniden tedavi gördüğü iddia edilen hastanelere yazı yazılarak raporların hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca bir sonraki mahkemede dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için mahkemeye zorla getirilmesi kararı verildi. Öte yandan heyet sanığın geçmişte tedavi gördüğünü iddia etmesi üzerine Rize Devlet Hastanesi'nde psikiyatri bölümünden tedavi gördüğünü beyan etmesi nedeniyle tedavi evraklarının celbi için hastaneyle görüşülmesine de karar verdi. E, sanık e, adli tıpa sevk edilecek adli tıpla mayıs ayının sonuna gün verilmiş e, bu nedenle e, tekrar dosyada dinlenmeyen tanıklar var birkaç kişi o tanıkların dinlenmesine ayrıca bazı hastanelere tekrar yazı yazılacak e, o hastane kayıtların istenmesine ve bu e, adli tıp raporundan önce bir ara duruşma yapılmasına karar verdi tekrar bir nisan ayında nisan ayından sonra mayıs ayında adli tıpa e, sevk edildikten sonra gelen raporlara göre tekrar e, davanın ilerleyişi belli olacak.